Düştün bunun eline. O bir telefonu verin bana şeyin. Bugün bir mesaj gelmişti aslında bir onun bir yazıcıdan çıktısını şey yapayım diyordum onu. Ondan sonra orada bana çok güzel bir mesaj geldi. Onu sohbette anlatayım diyordum. Bu kağıt olarak hazırlayamadık. Yayına yetişmedi burası. Ama bu çok çok önemli. İnsan nefsinin eline düştüğü zaman arkadaşlar nefis insanı ne hallere getiriyor? Ne kepaze hallere düşürüyor? Bakın sadece şunu bir misal vereyim size. Buraya dikkat edin yalnız ama. Bu sohbeti tekrar tekrar dinleyin. Mektubat-ı Şerif'i bitireceğim hemen. Diyor ki burada delili almış. Sağlam eserlerde almış bunu. Tabi tefsirlerden, hadis-i şeriflerden derlenmiş, toparlanmış bir mevzu. Büyük Allah dostlarına Abdullah Hay Hazretleri radıyallahu rahmetullahi Hazretlerinin bu 37. eseri olan Tefsirül Mecmu adlı kitabında küfür etme anında, küfür esnasında bir adam başladı ana avrat düz gidiyor işte Allah cümlemizi muhafaza etsin. Bu şekilde küfür etmek anında olan olayları bize şöyle naklediyor. O anda neler oluyor ahiret boyutunda? Kişi bir an sinirlenip ağır sözler söyleyince, bu sözler hasmının eşi ve çocuklarına yönelik hakaretlerse, o hakaret edenin meleği ona 4 yılan çıkarır. Cehennemin dibinden 4 yılan çıkarır. Bu yılanlar kabirde, cuma günü hariç o küfürde bulunanı sırtına ısırıp kabire eziyet ederler yılanlar. 4 yılan. Bu bir. Diğeri mevzu küfür eden şahıs eğer ezen anında küfür ederse ve eşi hamile ise o şahsın küfür eden şahsı bak evine bile yansıyor. Halbuki hanımı hamile şey değil küfür etmemiş aslında. Şimdi kadınlar da küfür edenler var. O yollara giderken gelirken o lise talebeleri yanında erkekler şöyle diyeyim, böyle diyeyim, şunu edeyim, bunu edeyim bilmem ne. Ne ahlaksız ya. Ahlaksızca organlarını söyleyerekten şunu edeyim, bunu edeyim diyorlar. Erkekler anında. Düşün burada sokakta böyle açık açık pis pis küfür ediyorlarsa. Düşün bunlar kapalı yerde ne işler çeviriyor arkadaşlar? Ne hallerde de bunlar? Bu aralar babalar hesap veremezler Allah'a. Hiç Allah'a hesap veremezler. Eğer küfür eden ezan anında küfür ederse ve eşi hamile ise çocuğu şaşı olarak dünyaya gelir. Kendisi de sebepsiz bayılma illetine yani sarı hastalığı epilepsi hastalığına tutulur. Bunun nedeni ise meleği orada görevli melek o küfredenin göbek deliğinden içeri cehennem sıkıntısı sokmuş olmasıdır. Cehennem sıkıntısı başlamış yavaş yavaş artık. O cehennem sıkıntısı girdi mi bayılıyor adam dayanamıyor korkudan. Ama o anda anlıyor anlamıyor. Biz anlamıyoruz tabii o hadiseyi. Hastalık diyorsun, ağır ilaçlar içiriyorsun falan kendine gelsin. İyileşmiyor da. Bu kişi nereye giderse gitsin hep içinde bunun sıkıntısını taşımış olur. Ta ki o şahıslarla helallaşması lazım. Küfür ettiği şahıslar kimse bunlarla helallaşması lazım. Tevbe namazı kılması lazım. Küfür eden küfrünü hasmının arkasından söylemişse ne kadar yıkansa da yıkansın hemen ter kokar diyor. Hemen ter kokar leş gibi. Şu rezili görüyor musun? Ahirette ne işler var ne işler var. Hasmının eşine kızına şehvetle küfreden hiç bereketli bir mülke sahip olamaz. Mal mülkü de hemen eksilir. Onun hiçbir hayrını görmez. Hasmının atasına, dedesine, ebesine, senin sülalene, sülalene cibilliyetine deyip de böyle küfrederse o küfredenin okuyan çocuğu varsa diyor, okuyan çocuğu varsa eğitim birden bozulup başarısız olur. Hiçbir şeyde muvaffak olamaz onun çocuğu. Bak adam küfrediyor. Ama hanımına ve çocuklara nasıl yansıyor görüyor musunuz? Onun için evlilikte de arkadaşlar insan rastgele yok arabası varmış, yok evi düzgünmüş, yok maaşı güzel geliyormuş, şöyle yakışıklıymış, fiziği düzgünmüş, geç o işleri. Evet, eğer hasmının arkasından kaş göz işareti yapıp küfreden 7 gün boyunca aile huzursuzluğuna düşer. Sevdiği bir eşyası da ziyan olur. Sevdiği bir eşyası da elinde ziyan olur. Zararı görüyor musunuz? Herkes krizi bir yerlere vurmaya çalışıyor. Halbuki kriz insanın kendi amellerinde, kendi amelinin bozukluğunda. Küfreden küfrünü güneş batarken ederse hasmı onu mutlaka diyor. Hasmı onu mutlaka mutlak surette ve hiç zorlanmadan öldürür. Hasmı onu öldürür diyor. Küfreden küfrünü güneş batarken ederse hasmı onu mutlak surette ve hiç zorlanmadan onu öldürür. Hasmına küfrederken öldüren ağzına eritilmiş demir dökülerek cehennemde azap görür. Kabrinden gözleri akmış olarak kalkar diyor. Hasmına deniz üzerine ve içinde küfür edenle ölünceye kadar insanlar hep alay ederler. Hiçbir yerde hürmet göremezler. Etrafındakiler sadece mülkünü kullanmak için ona dost görünürler. Ağzında nimet varken küfreden 9 gün dönümü süresi
9 gün boyunca süresi kadar yediği ve içtiğinden hiçbir tat alamaz. Ve bereket görmez yediğinde o. Mikail aleyhisselam 40 gün kendisine sorumlu nasip meleğini, ondan men eder. Ondan sorumlu, yani görevli melek, koruyucu melek ondan uzak durur. Küfretti diye. Ondan sonra Kur'an okurken ve akabinde küfreden kabirde Kur'an okurken ve akabinde küfreden kabirde ağzı ikiye bölünerek mahşere kadar azap görür. Mahşere kadar. Hayvanlara küfreden evinden cenaze çok çıkar. Kendisi de kimsenin bulamayacağı bir yerde ölür. Cesedi ziyadesiyle azap içinde mahşerini bekler. Bu Abdullah Hay Hazretleri Tefsir-i Mecmu'da bunu zikretmiş. Yani düşün, şu kayıtlara bakın ya. Bunları işte bir kağıt haline getirip dağıtmak lazım aslında. Bu dosyanı getirmek lazım. Bu dünya arkadaşlar boş geçiyor. Onun için kimlere geziyorsun, kimlerle oturup kalkıyorsun, kimlerin halleri hallendiğini insanın bir görmesi lazım. Allah ümmeti Muhammed'e cümlemize beraber ahlak-ı Muhammediye ihsan eylesin. Ahlak-ı Hamidullah ihsan eylesin cümlemize beraber.